Sen hangi yüzle geldin buraya? Acaba beni öldürmeye kalkıp beceremediğinden burada olabilir miyim? Her şeyi biliyorum ben. O zaman Ayşegül'ün beni ne kadar sevdiğini de iyi biliyorsundur değil mi? Evime girip karımla fingirdeştin be! Kes lan! Saçma sapan konuşma. Biz zaten sevgiliydik. Sen sonradan çıktın. Biz evlendik! İşte. Çok talihsiz bir kaza. Hikmet, bu saatte ne işin var? O Hikmet değil anne. Poyraz. Memnun oldum Nevra Hanım. Nasılsınız? Poyraz mı? Ayşegül'ün öldü sandığımız sevgilisi Poyraz Karayel. Ben bu iğrenç eve senin iğrenç abinin yediği bulmak için girdim. Görevli olarak mı geldin yani? Bak söylerim. Ama sonra sizi öldürmek zorunda kalırım. Size bir şey söyleyeceğim, ondan sonra da buradan çıkıp gideceğim. Bana, oğluma veya Ayşegül'e bir kilometreden fazla yaklaşırsanız bu evi sizin başınıza yıkarım. Ben çok kötü bir şey yaptım Ayşegül abla. Ne yaptın Nisa, ne oldu? Babamı öldürdüm. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun Nisa sen? Annemle beraberdik. Ben bağırdım. Sonra babam bana tokat attı. Bir an aklım gitti. Babamı bıçakladım. Ölmüş müdür Ayşegül abla? Ölmüş müdür? Poyraz ajan olduğuna göre Eda karısı olamaz. O da ajan. Belki Yavuz'u onlar öldürdü. Belki babanın ölümünden bile onlar sorumlu. Bunu onların yanında bırakmayacağım. Bize ne yaşattılarsa aynısını yaşayacaklar. En sevdikleri insanlar acı çekecek. Ben ne hissettiysem 10 katını, 100 katını hissettireceğim onlara. Tamam, sakin olun. Bırak çocuk o da. Lütfen yavaş. Ablacığım, kocanı mı bıçaklamış? Bırak. Tanık teşhis etti gözümüzün önünde. Oğlum, o yapmadı. Ameliyatta o da. Çocuk bırak. Karakola götürmek durumundayız. Yapmadıysa çıkar zaten ortaya. İsa Üzer'in Kartal ıslah evine gönderilmesine ve tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. Aa. Bir dakika, ben sabah içmiş miydim ya? İçme numaramda. Kızın ilaçlarını değiştirdim. Peki nasıl etkileri varmış bu ilacın? Doktorun söylediğine göre hemen başlamış etkiler. Bülent, etkilerin ne olduğunu biliyor muyuz? Uçlarda gezecek kadar diyebilirim size. Hatta ilacı aşırı doz kullanırsa bizim aklımıza gelmeyecek etkiler görebiliriz. Senden öyle güzellikle boşanacağımı nereden çıkardın? Ayşegül'ün hayatını neden kolaylaştırayım ki? Bana kazıkların en büyüğünü atmışken neden? Poyraz'ın yaşadığını öğrendiğinde bana gelseydin, Çınar benim sevdiğim adam geri döndü deseydin, ben çok üzülebilirdim, yıkılırdım ama izin verirdim gitmene. Senden nefret etmezdim. Poyraz geri döndüğünde gidip onun kollarına atılmadı. Çok denedim. Olmadı, yapamadım. Ben ciğerimi verip sakat kalınca bana acıdın. Sevdiğim kadın beni o kadar zavallı buluyor ki, o kadar acıyor ki terk etmeye vicdanı el vermiyor. Bana acımana da, üzülmene de ihtiyacım yok. Senin de benden nefret etmene ihtiyacım var. Aklını oynatmış resmen. Çocuğumu getir bana. Ne istiyorsan yaparım. Şimdi ikna oldum. Mümtaz'ı sen kendi yanında sanıyorsun ama aslında istihbaratla ilişkisini kesmedi. İkili oynuyor. Kızının fotoğrafı. Ne kadar tatlı değil mi? Görmek istiyorum. Göreceksin tabii. Ama önce bizim için küçük bir şey yapman gerek. Ne? Söyle ne? Poyraz'ı baştan çıkaracağız. Neden? Ya Poyraz, bir süre sende kalabilir miyim? Hepinizi çok üzdüm. Geçmiş olsun. Sana da. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm oğlum. Çok özür dilerim. Oradan sormaz diye birini tanıyor mu dedem? Ah be dedem, ayıp sana be. Ulan biz anamızdan taş kafa diye mi doğduk? Orhan Solmaz benim ya lan.